Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah'a bir adet hamdü senalar bolsun ki büyük Ramazan keçeleri de sizlerini Halid ibn Velid namlik mübarek mescidlerinizde Taravih namazı esnasında marifi sohbet otkazış baktığı barçamızını müyesser kıldı. Evvelki sohbetlerimizde marifet uluğ nimet ekenliği, insanın bu dünya ve ahiret hayatının bakti saadeti için aynen marifet zarurluğunu kayta kayta takitledik. Bu barada tıbbiyat hakkında söz yürüttük. Cahiliyet vaktinde adamlar tıbbını bir tarafa koyup palbiller, cinkeşler, her hıl demek azayımhanlar ve şunga okşagan cahillerge barıp özünü davalatıp kattık zarar körgerlerine aytıp ottik. Allah Ta'ala Kur'an'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadiste öz ümmetlerini tıp bilen davalanışka çakırgarları, bu doğrusunda dinimiz talimatları mükemmel ravişte kirgeni hakkıda yapırıp otken edik. Bugün o şey Kur'an'ı marifet, sünnet marifeti, İslam marifetini tıp boyunca talimatları Müslümanlar hayatıya kandak tatbik kırıngarlığı tecrübesi hakkıda kıskaça yapırıp otemiz. Bu narsa bizni 1500 yıl aldıngı şanlı tarihimizge kayıtış buladı. Tarihçiler aytadı ki, tarihini örgengen adamını umru uzayadı. Yani özü yaşayıp turgan vakıttan aldıngı vakıtlardan hem haberdar buladı. Oşularını faydasından faydalanadı, zararıdan çetlenedi. Mumun Müslüman ümmet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın başçılığı da Kur'an ve hadis, sünnet boyunca dinimiz talimatlarını hayatını türlü cevhelerine tatbik kıldılar. Ana oşa işler katarı da Kur'an ve sünnet şeriat talimatlarını sağlıklı saklaş meselesi de tıbbiyat meselesindeki hayatının bölümüne hem tatbik kıldılar. Kur'an ve sünnet hadisler esasında Müslüman ümmeti marifet hasıl kılgan idi ki her bir sahada ümmet yaşayıp durgan cemiyet özüge kerek bolgan ilimlerini kerek bolgan derecedeki adamlarga örgatışı ve örgengen adamlar o sahası bozsa cemiyetke hizmet kılışı farz idi. Ana oşa talimat esasında Müslüman ümmetinin barcha azaları tıp boyunca sağlıkını saklaş boyunca kirgen İslami talimatlarını kunt bilen örgendiler ve birgelikte hayatlarına tatbik kılışı ottiler. Katta hem, küçük hem, erkek hem, ayol hem, hakim hem, mahkum hem bu talimatlar esasında cemiyetteki tıbbi haletini yakşileş. Ahalini sağlık seviyesini yukarı derecede tutuş barası da özünün koridan kirgen hizmetlerini kıldılar. Ana şunday bo'lib asta sekin musulmon ummatidan tıp bo'yicha mutaxassis tabiblar yetişip chiqa boshladilar. Va ular aholiga malakali tibbiy xizmat ko'rsatishni asta sekin yo'lga qo'ydilar. Bu narsa sekin-sekin rivojlanib kelib, insoniyat tarixida birinchi marta bemorlarni shifolanishlari uchun
kerak bo'lgan doimiy muassasalar, shifoxonalar qurildi. Insoniyat tarixida shifoxona qurib, uni tartibga solib, yo'riga tabiblarni qo'yib, dorilarni keltirib, bemorni yotqizib davolashni yo'lga qo'ygan xalq musulmon xalq bo'ladi. Bungacha u tib nimaligini insoniyat bilmagan, faqat faylasuflarning gapidan ba'zi bir tibni o'zicha demak tajriba qilib yurgan odamlardan uzuq-yuluq gaplar bo'lgan xolos. Ana o'sha tibdan mutaxassis bo'lgan musulmon tabiblar o'z aholisiga malakalik tibbiy xizmat ko'rsatish bu mutaxassis tabiblarning zimmasida Alloh ularga farz qilgan namoz qanday farz bo'lsa, zakot qanday farz bo'lsa, roza tutish qanday farz bo'lsa, zakot berish qanday farz bo'lsa, tabiblar uchun tibbiy xizmat qilish ham shunday farz ekanligini anglab yetdilar. Xuddi namozini o'qimay qo'ysa, tarki farz qilib gunohkor bo'lgandek, kasaliga yaxshiroq qaramay qo'ysa, tarki farz bo'lib Allohga gunohkor bo'lish hissini o'zlarida jo qildilar. Shunday qilib, asrlar osha jaholatda bo'lgan, tibbiyotdan xabari bo'lmagan o'lkalarda tibbiy savod yuksaldi, tibbiy xizmatlar yo'lga qo'yildi, shifoxonalar ochilishni sekin-sekin yo'lga qo'yildi. Shifoxona ochish, unga xizmat qilish hamma imkoni bor kishilarga, boy badavlat odamlarga, hukmdorlarga, amirlarga faxrli bir savobli ishga aylandi. Misrning hokimi bir yaxshi shifoxona qurish niyatida tabiblardan rozi degan ulug' tabibni chaqirib, "Men shu xalqqa bir shifoxona qurmoqchiman. Shunga bir joy tanlashda siz tabib sifatida nima maslahat berasiz?" deganda u kishi aytganki, "Bir qo'yni soyaylik. Go'shtini nimtalab turli joylarga qo'yib qo'yaylik. Shu go'sht buzilishi eng kech bo'lgan joyda havo yaxshi bo'ladi, shu yerga shifoxona quramiz" degan. Ya'ni shifoxonani tanlab, havosi yaxshi, sharoiti yaxshi, bemorlarga dori bilan qo'shilib, havo ham, sharoit ham yordam beradigan joylarga qurishni musulmonlar asos soladi. Haligi roziyning maslahati bilan Misrning hokimi haligi qo'yni so'yib, go'shtini tarqatib, birinchi buzilgan joyini olmasdan borib, eng oxiri buzilgan go'shtini oldidan, demak, maqurdirgan shifoxona qurdirgan. Ba'zi bir o'shunaqa imkoni bor odamlar o'zlarini katta qasrlarini "Men nima qilaman buni, xalqqa kerak ekan" deb, "Mana shu yerni shifoxona qillaring" deb buyruq berib, shifoxona qildirgan. Misrda bo'lsin, Bag'dodda bo'lsin, o'zimizni Buxoroda, Samarqandda, mana shu yerlarimizda bo'lsin, mana shunaqa ishlarni qilishgan. Mardin degan shaharning hokimining qizchasi bemor bo'lib qoldi. Go'dak qiz, kichkina qizcha, bemor. Hokim imkoni bor, u tabibni chaqirdi, imkoni bo'lmayapti, bu tabibni chaqirdi, muolajasi foyda bermayapti. Qizcha kundan kunga so'lib boryapti. So'lib boryapti, ota-onasining jigari unga qo'shilib ezilib boryapti. U yoqqa yuguryapti, bu yoqqa yuguryapti, hech qayerdan bir iloj yo'q. Oxiri bir mashhur tabibni yetalashib keldi. "Mana shu odam ham tabib bir ko'rsin" dedi. Haligi shaharni hokimi aytdiki, "Agar Alloh yordam berib, seni muolajang tufayli qizim yaxshi bo'lib kelsa, o'zingni taroziga tortib turib, og'irliging qancha bo'lsa, shuncha tilla beraman" dedi. Haligi tabib bismillahirrohmanirrohim deb muolajani boshladi, qiz yaxshi bo'lib qoldi. Keyin hokim gapida turdida, "Ke, endi men senga va'da bergan tillani beray. Sani o'zingni tortib, og'irliging qancha bo'lsa, shuncha tillani beraman" dedi tabib, "Uzr" dedi. "Shuni o'rniga men bir boshqa maslahat aytsam nima deysiz?" dedi. "Yaxshi bo'ladi" dedi. "Shu tillani o'lchang-u, lekin xalqqa bitta shifoxona quring" dedi. "Menga bermang" dedi. Haligi hokimni juda ham zavqi keldi bunga. Shifoxonani yaxshilab qurib bitirib, shifoxona boricha ketadigan xarajatini ham men qilaman endi dedi.
İşbahana kurup koyduğumun iş bitmedi ya, onda sarf harcat gerek daim. Şunu hemmesine dedi, ben kılamam dedi. Bana çünkü okşap Müslüman alamada şifahaneler, hali insaniyat hali şifahane nemalikini bilmeydi. Kuruldu. Bizi ana vatanımızdan İbn Sina'dek tıbni dahası uzu Osmanlı'dan şifahane yok. O şu Buhara'da, başka caylarımızda, bana Harazm'deki Mamun Akademiyası da tıbni ders kılıp okutuldu. Başka tabipler kop bugün. İbn Sina'ların içi de en maşhuru bugün. Kitap yazganı için kitapları kogan. Ana bana şunu da kılıp, demek tıp yolları işe koyuldu. Tıbbi hizmetler yakışılanıp ketkenden keyin ortada saval payda oldu. Tabiblik kılıç tabibinin hakkı mı burcu mu? Bu degeni tabib bugün adam mutakhasız. Haklasa tabiblik kılıp haklamasa kıma yürüse uğraursa buladı mı? Ya ki haklasa yu haklamasa adamlarına karşı şart mı? Degen saval. Damlalar, fukahalar bu meseleni ortaya koyup bahs kılıçtı da hulasa tabiblik tabibinin burçudur degen gap çıktı. Tabib, mahir tabib bugandan keyin tabibligini koyup ticaret kılıçı bulmaydı, ruhsat yok. Tabiblik kılıç onu burçudur, farzdır bunga, kımasa günahkar buladı. Çünkü bu tıp boyunca halka hizmet kılıyaptı. Mutakassizliğin taşap koyup başka yürüyüşe hakkı yok bunu. Halka karasın, halkının sağlığı için kaybursun. Vazifesini bacarsın. Özünü hakışma yürüyüşe indi bunun imkan yok. Çünkü halkın yardımı da tabip oldu. Halk kurgan tıbbi muhasesede okudu, işledi, organdı. Şimdi halka hizmet kılışı gerek degen kulasını çıkarıştı. Buna kadar yapılardan hali dünyanın havarı yok. Müslümanlar kılıyordu bunu. Ana o şey halatlarda şimdi tabiplerinin tayarlaş için tıbbi oku yurtları taşkil kılıştı, başlaştı. Tabiplik ameli iş bölgeliği için bunda oku yurtları şifahanalarının huzuru da açıldı. Şifahanalarının huzuru da tıbbi oku yurtları açılıp, yaşlarını kabul kılıp, ularga demek üstazları deydi, Şarkşunas Zingrit Hunke Hanım. Üstazları avval ders otup, keyin derste oturgan nesalarını, bemarlarını ağızlıktan kursatıp, şagırtlarını tayarlaşarıdı, deydi. Ana maşu ameliyatlarını hamma korup bilgeliği için, Müslümanlarını tıp boyunca kılgan ulkan mucizelerini gariplik alımlar köp organışken. Şarşınaslar, tıpşınaslar, tarihçiler yüde köp organışken. Şunlardan anmal yandık, maşhur şarşınaz Zingrit Hunke Hanım degen ayol katta bir kitap yazdı. Hazır man etken geplerini bazıları o şu kitapta. Bu degeni Müslümanlar uzunlu mahtama yaptı. Müslüman mas adam Müslümanların kıganından zavuklanıp özünü halkıya Müslüman maslarına kitap yazıp veriyordu. Şundan alıp gafir yaptınız biz. Ana o şey Hunke Hanım aytadı ki mazkur demek şifahanalarının karşıdaki tıbbi oku yurtları da masjidlerinin karşıdaki tıbbi oku yurtları da tıp mütehassısları tayarlanır da. O şey vakitte Avrupa'da talabı ilim kılaman degen adam manastırlarını karanlık hücrelerde şamda gözünün nurunu töküp oturardı dedi. Yani tıp yok, neyse yok, manastırda oturardı. İbadet kılıp oturardı, o ilimine onların havarı yok hala. Yine o şey ayol yazdı ki, Kurtuba şehrinde o şey 1000 yıl aldım. Ben yazıyorken neredeyse 20. asırda gibi okşap görünürdü. Lekin o da asırı 1000 yıl avval bugün. O şu 1000 yıl avvalgi vaktide Kurtuba şehrinde 50 şifahane vardı dedi. Kurtuba degeni Kardova dedi bugün. İspanya'da Kardova degen şehir var. İspanya, Portugalya'nın bir kısmı, Fransa'nın canıbı kısımları, Şveysarya, İtalya'nın bir kısmı da 800 yıl Andalus İslam devleti hüküm sürgen. O şu devlette ilim, fen, yutuklarının hammasi közge kurungan, bütün Avrupa'nı lal kaldırgan. Ana şu Kurtuba şehri, Kardova şehri.
katta poytaxt shahri emas, kichkina shahar. Men o'zim borib ko'rganman. Bugun ham juda mashhur shahar. Shu islomiy asori atiqalar bor. Kichkina bir shaharda 50 ta shifoxona bo'lgan ekan. U vaqtda aholi ozligini e'tiborga oladigan bo'lsak, bu juda katta yuqori saviyadagi nima tibbiy xizmatni alomati bo'ladi. Mana shu shaklda mu'min musulmonlarni tibbiyot bo'yicha xizmatlari rivojlanib bordi. Xalq manfaat oldi. Juda ko'p yaxshi, xayr-barakali ishlar bo'ldi. Hokimlardan biri o'zi qurdirgan shifoxonaga keldida, menga shu kasallarga beradigan suvdan beringlar deb olib ichdi. O'ziga juda yoqdi. Hokimga beradigan suvni kasalga ham berilar ekan. Keyin aytdiki, men mana shu kasalxonani o'zimga, o'zimni tengdoshlarimga, menga ergashganlarga, oshna og'aynilarimga, erkak ayollarga, qullarga, hurlarga, hammaga bag'ishladim dedi. Bu degani dunyo tarixida bepul davolash musulmonlar tomonidan birinchi marta yo'lga qo'yildi degan. Nafaqat kambag'al, qul, hur, erkak ayol, balki g'ayri dinlarni ham davolanardi. Musulmon emas, begona, dushman, lekin kesa davolaydi. O'sha vaqtdagi musulmonlarni shifoxonasida davolangan bir g'ayri din yigit otasiga yozgan xati hozirgacha turar ekan. O'sha xatni olib, yuqorida aytgan olmon sharqshunos ayoli Zigrid Hunke xonim tarjima qilib kitobiga qo'shgan. Nima deydi haligi yigit? Otajon, senga pul kerakmi deb yozibsan. Bu yerda men turgan joyda bemor shifoxonadan chiqayotganda bir sidra yangi kiyim va 3 bo'lak tillo berishar ekan. Menga pulingni keragi yo'q. Yana avora bo'lib chorva hayvonlaringni sotib menga pul qilaman deb yurmagin deydi. O'zi bepul davolandi, shifolandi, yana chiqib ketganda bir sidra kiyim bilan 3 bo'lak tillo berilar ekan. Yana u yigit yozadi. Yangi kazadan tuzalgan odam ishlab charchab qolmasin, o'zini o'ynavoguncha shuni xarajat qilib tursin deb berishar ekan deydi. Ammo tezroq kelmasang ko'p narsadan mahrum bo'lib qolasan. Men senga ajoyib narsalarni ko'rsataman. Men kasal bo'lganimda olib kelib ularni qabulxonasi bo'lar ekan, yangi kasalni o'sha yerga olib kirishdi. Olib kirib, oyog'im singanini ko'rishib, meni altopediya, ya'ni ortopediya degan bo'limga yotqizishga buyurdi. Shunda xizmatchi yigit meni ko'tarib olib, hammomda issiq suv bilan yaxshilab yuvintirdi. Keyin yangi kiyimni kiydirib, ko'tarib olib kelib, bitta xonaga meni yotqizib qo'ydi. Bu yerdagi karavotning yumshoqligini aytmay qo'yaver. Choyshablarni oppoqligini qaragin, havasing keladi, deydi. Har kuni tabib keladi, meni ko'radi, yonidagi shogirdlariga nimalardandir aytadi, ular daftarga yozadi, keyin chiqishib ketadi. Bugun ham keldi, meni ko'rdi, ancha gaplarni aytdi, men tushunmadim. Shogirdlari yozib oluvdi, ketgandan keyin so'rasam, bu ancha yaxshi bo'lib qopti, endi har zamon tashqariga chiqib yurg'izlaring buni deb ketibdi ekan, deydi. Qarang, o 1500 yil oldingi vaqt bugungiga o'xshayapti. Insoniyat tarixida kasallik daftari degan daftarni birinchi musulmonlar nima qilgan? Tashkil qilgan. O'sha kasallik daftari bemor birinchi bemorxonaga kelganda holi qandayligini yozishdan boshlanar ekan. Keyin bosh tabib har kuni kelib bemorni ko'rar ekan, yana o'zgarishlarni daftarga davomiga yozib dorilarni tayin qilib, qaysi dorini to'xtatadi, qaysisini boshlaydi, qaysisini davom ettiradi. Shuna qilib har bir kasalga alohida bittadan daftar qilishgan. O'shini haligilar topib olib yozishyapti. Haligi yigit yana gapini davom ettiradi. Agar kelsang deydi, kirganingda o'ng tarafdan bu yoqqa yursang undoq bo'ladi, chap taraf ayollarga ayollarni bo'linmasi deydi. Qismi. Bu yoqqa ayol bemorlar yotadi. Sen man tarafga yurgin, erkaklar tomonga yurgin. Yurib kelayotganingda bitta xonadan musiqa chiqayotgan bo'lsa, o'sha yerga kir, men o'tirib dam olib musiqa eshitayotgan bo'laman, deydi. Bu yerda bemorlarga juda yaxshi qarashar ekan.
Azıq avukattan haklaganın tavuk göşü isen mi, başka hayvanın göşü mü, sanki bir iş edi. Mən bilen bir khanada yatken, bemar bad nafırsırağı iken, tüzelse hem gitmezden tavuk hormonlik kılamandıp, özünü keser kıgın iken, baş tabip gelip, yok bu ketsin dipti. Ket kız vardı, ne madem ayette de söylesem, bitti tavuğunu, bitti namına bir oturuşta fakka suçurgan adam keser olmayıdı, tüzelgen boladı, kete vursun dip ayette dipti. Hop, yana o şey yigit başka narsalarını hem atadı, otasiga. Yani ki özünü körganını, özü keser bolu bir atıp, Müslümanlardan körgan narsanı yazı yaptı. Bu tarih. Müslümanlar Kur'an'ını, şeriatını, hayatıga tıbb arasında kandı tatbik kıganlarının güzel namunası. Güzel namunası bu. Acayip bir insanlık hayalıga kemeylenen gaplar var. Endi o'sha haligi shaxsinos ayol Zingret Xudunke xonim o'zi bizmas, u o'zi yozibdi. Musulmonlar shu ishni qilib turganda, Yevropadagi holatni ham biz sizlarga aytib qo'yay deydi. O'sha vaqtlarda insonlarning sog'liq ishlari cherkovlarga topshirilgan edi, monastirlarga. Kasal bo'lib qolgan odam o'zi Xudoning g'azabiga uchrayman, o'sha yerda o'lay deb ajratilib qolgan kinaga ashqol-dashqolini ko'tarib kelar edi. Nim qorong'i, havosi sasib ketgan xonada turli kasalga uchragan odamlar alqash-unqash bo'lib yotar edi. Bir bemorni oyog'i ikkinchi bemorga yostiq bo'lishi mumkin edi. U yerda qichima kasaliga uchrab, tinmay o'zini tirnab yotgan odamni yonida o'pka kasal bo'lib yotalayotgan yotaverar edi. Narroqda bir xotin tug'ib olmay qiynalayotgan bo'lsa, bu yoqda yana boshqasi bir narsadan dod derdi. Ularga biroq qaramas edi. Davolash degan gap yo'q edi. Og'riqni qoldirish u o'limga tayyorlash degan edi. O'lib qolganlar o'lib yotaverar edi, sasib ketar edi deydi. 24 soat yotmaguncha biroq ko'tarmas edi uni deydi. Tib degan narsa umuman yo'q edi deydi. Keyin salibchilarning urushlari oqibatida borib, salibchilar o'zi musulmonlarni ko'rib, yarador bo'lganlarini dushman bo'lsa ham musulmonlar kelib davolagan. Salohiddin Ayyubiy komandorlari salibchilarni yarador bo'lganda o'zi doktorga borib qaratgan. Ular ana keyin tib degan narsa borligini deydi, esiga keldi bularni deydi. Keyin biz ham shuni qilsak bo'larmikan deb yurishdi deydi. Oxiri 1500-yinchi milodiy yilda sanada Strasbourg sharhida musulmonlarning yordamida bitta tib muassasasi, shifoxona qurildi. Bu ish deydi musulmonlardan 800 yil keyin amalga oshdi deydi. Musulmonlar birinchi shifoxonani bulardan 800 yil oldin qurishgan ekan. Musulmonlardan ko'rib ularning yordamida Strasbourg sharhida demak birinchi Yevropaning shifoxonasi qurilgan ekan. Ana oradagi farq. Oradagi farq shuncha. Musulmonlar demak dinini tushunsa, bu faqat namoz, roza, zakot, hajdan iborat emas ekan. Hayotni hamma sohasi, insonga baxt keltiradigan, saodat keltiradigan, inson hayotini ajralmas qismi bo'lgan har bir soha xuddi tibga o'xshagan bo'lishi kerak. Jamiyatimizga tabiblar kerak bo'lganidek, bugungi kunda demak nima deydi, kompyuterchilar ham kerak bo'ladi, quruvchilar ham kerak bo'ladi, kimyo olimlari ham kerak bo'ladi va boshqa sohalardan ham kerak bo'ladi. Ularni ham xuddi shuna qilib tartibga solish kerak. Ana shunda jamiyat ravnaq topadi, baxt topadi, xayr topadi, baraka topadi. Ana shu tibbiyot bo'yicha qilingan narsalarni haligi aytganimda ko'zga ko'rinib asori, yozuvi, chizuvi, binosi turganligi uchun g'arbliklar yaxshilab o'rgangan. O'rganib aytganki, musulmonlar tibbiyot borasida mo'jiza yaratgan xalqdir deyishgan. Ana kasallarga qarash va boshqa holatlar hammasi shu darajada yuksak bo'lgan.
Mana shu bor haqiqat. Buni biz doim esda tutishimiz, u bilan faxrlanish bilan birga bugungi kunimizda shuni yaxshilashga urinishimiz kerak. Ana o'shanda inshaalloh baxt bo'ladi, saodat bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ushbu ma'rifiy suhbatlarimizni hammamiz uchun barakotli, manfaatli, foydali bo'lishini nasib etsin. Olgan ma'rifatlarimizni o'zimiz, oilamiz, el-yurtimiz, vatanimiz, xalqimiz uchun tatbiq qilib, foyda keltirishni Alloh nasib etsin. Tibb yo'lida qilgan, xizmat qilgan ulug'larimizni hammalarini Alloh rahmat qilsin. Bu boradagi qilgan ishlarini ajrini, savobini ko'paytirib bersin. Bugungi kundagi tibbiy holatimiz go'zal, yana ham go'zal bo'lishini, tabiblarimiz ham o'zlarini mas'uliyatlarini to'liq anglab yetishlarini, jamiyatimizda tibbiy xizmatlar doimiy ravishda yuqori saviyada bo'lishini, bandalar, vatandoshlar hammalari bu xizmatlardan to'laqonli foydalanib, sog'-salomat bo'lib, buni shukronasiga Allohga ibodatni o'rniga qo'yib borishlarini nasib etsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو Ya Rabbal Alamin, o'zing ushbu tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mu'minu mu'minotlarni bahramand aylagin. Xususan bizning aziz vatanimizdan o'tgan mu'minu mu'minotlarni, ushbu dahadan o'tganlarini, qo'shni qabristonda yotgan azizlarimizni, ushbu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlarni barchalarini, hozir ushbu masjidda o'zingga qo'l ko'tarib duo qilib turgan bandalaringdan o'tgan azizlarini hammalarini bahramand aylagin. Alloh ularni g'aliqi rahmat, shoyistai jannat qilgin. Qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini hamroh qilib,
ularını yoklap kılayatken bizning dualarımızını haklarında kabul eylegin ve ahiretteki makamlarını yükselişine sebep çıkırgın. Allah büyük Ramazan gündüzlerinde tutayatken roza ibadetimizini dergahinde kabul eylegin. Günahlarımızın keçirilişine sebepçi buluşunu nasip etken, bu aydan anadan tokulgen de bir günah bulup çıkışımızda uzun yardımcı bulgen. Allah tutgan rozalarımızı kıyamet gününde barçamızı şefaatçi bulup, kolumuzdan tutup rayyan eşikiden cennetke alıp girişini nasip etken. Allah uluğ Ramazan ayının keçelerinde bidar bulup otkazayatken, hatmi Kur'anlarımızı hem kabul eylegen. Kur'an-ı Kerim'ni bu dünyada bizge hidayet çıkırgın, ahirette şefaat çıkırgın. Uşbu cemaatte iştirak etip, hatmi Kur'an'da berdavan bopturgan azizlerge, okulgan Kur'an'ın her bir harfini, sevabını, acrını uluğ kılıp köpeytirip atakırgın. Perverdigara daima Kur'an hamrahlığında yürüyüşlerini nasip etkin. Uşbu mescidini uşaptırgan, hizmetlerini kılıp durgan, halkımızga Kur'an hatimlerini uyuşturup durgan muhterem imam damlamızını, o kişinin naibleri, mütevallileri, mescid faalları ve kavimleri ve bu hatimde iştirak edilen barcha azizler, hatimge hizmet kılıyken azizlerimiz, tertib nizamını sahlab durgan bolsun, başka işlerini kılıyetkenlerine, hammalarını, Kur'an için kılgan hizmetlerine, ibadet, mumun, musulmanlar için kılgan hizmetlerine, acirlerini, sevaplarını köpeytirip bergen, daima şunga okşaş uluğ işlerini kılıp, halkımızın duasını alıp, o zeyni razılığını tapıp barışları da yardımcı bergen. Mescid imamları, naibleri ve faallarını daima perverdigara, mescidge kılgan hizmetlerine, acir sevaplarını köpeytirip, daima mana şundaki işlerde hayır berekede bolup berdavam buluşlarını nasip etkin. Aileleri bilen tinç aman hayır berekede berdavam buluşlarını özün temillegin. Halkımızga özünün kelamın Kur'an-ı Kerim'ni ayını avval eden, teravih namazıda, güzel tarzda, tecvid bilen, hemme kaydeleri asasında okup eşittiriyatken muhterem karı damlamızın özün hibz-i himayende esregin. Bu kişinin zihinlerini yana utkır kılgın, hafızalarını yana hem kişilik kılgın, daima Kur'an nurunu teretip yürüp, elge, yurtge, halka hizmetlerde berdavam buluşlarını nasip etken, kardamlarımızın tuğup katta kılgın ata analarına, okutup karı kılgın ustazlarına izzet tacını kigizgin, bu kişiye okşagan karılarımızın sağının sıfatı yana da ziyade buluşu da uzun yardımcı bulgun. Allah Teala özünden uluğ ayda, uluğ makamda, uluğ mekanda, dua kabul buladığın anda iltica kılıp, acizana kollarımızı uzatıp özünle dua kılmaktamız, senin özün bu dualarımızı kabul eylegin. Allah, bendelerin içi de bemarları var, onların barçalarına şifayı kamul bergin. Müşkülü barlarının müşkülünü asan eylegin. Musafırı barlarının musafırını hazır eylegin. Farzan taraflarına koşa koşa farzan bergin. İlim tarafındaki yaşlarımızga ilmi ledun, ilmi Rabbani bergin. Yakşı okuşlarına kirip, ilim alıp, marifetli bulup, elimiz, yurtumuz, halkımız, özleri, ailelerine uluğ işlerini bacağı getirip, pervardigara işle barışlarını nasip etken. Hususen bugün zikir kılgan tıbbi sahadaki azizlerimizin özün hibz-i himayende esregin. Onların ilmige, hizmetige ziyade mükafatlarını ata kılgın. Halkımızın sağlığı için alıp buraya hizmetleri barakatlı buluşunu nasip etkin. Daima halkının sağlığı, selametliği, sıhhati için alıp buradığın işleri muvaffakiyetli buluşunu nasip etkin. Allah üçüncü cemaada özünge kol kötarıp dua kuturgan bendelerini özünden sonra mahsup olgan soruları var. Sorularından afzalını vergin. Tile mahsup olgan tilekleri var. Tileklerinden yakşısını vergin. Kırmahsup olgan duaları var. Dualarından alasını ata kırgın. Allah eyle yurtunu tinçaman kırgın. Aziz vatanımızı cennet mekan kırgın. Halkımızın özünü razılığını tapadığın halklardan buluşunu nasip etkin. Parçalarımızın imanda, İslam'da sabit kadem kırgın. Özünü hidayetinden ayırmagın. Yine ki Ramazanlarga sağ salamat, tinçlik, amanlıkta, yine kelip ibadetini kırışta,
hatmi Qur'onlarda ishtirok etishda, bugungida ham go'zal va chiroyli tarzda o'zingga bandachilikni ado qilishda o'zing yordamchi bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.